Hakan Albayrak'la kilo problemleri ve zayıflama yöntemlerini konuşacağız. Neden kilo alıyoruz? Kısaca bahseder misiniz? Kilo alım sebepleri daha çok psikolojik etkiler ve çevresel yaşam. Onun haricinde maddi imkansızlıklar ve maddi imkan fazlalıkları da dahil olmak üzere birçok etken var. Gördüğümüz ve takip ettiğimiz hastalarımızın ama birçoğunda daha çok psikolojik etki söz konusu. Bu psikolojik etkilerden kaynaklı olan şey işte kimisi sevgilisinden ayrılır, kimisi eşinden ayrılır, kimisi çocuğunu kaybeder, kimisi obez olduğu için sürekli olarak etrafından, çevresinden ya da ailesinden ya dışlanır ya da kötü davranışlara maruz kalır ve kişi savunma mekanizması olarak ilk yaptığı şey dostuna yani yemeğe sarılır. Ondan sonra da yedikçe kilo almaya devam eder. Bize danışanlar geldiğinde ben ne yapmam gerekiyor, bana yardımcı olun dediğinde oturup sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Neye ihtiyacı var? Ne yapması gerekiyor? Nereye gitmesi gerekiyor? Bunları konuşarak anlamaya çalışıyoruz. Anladıktan sonra doğru kişiye yönlendiriyoruz. Kilo vermede psikoloji çok önemli. Bir 10 dakika önce zaten İzmir'den gelen bir hastamın telefonunda da yine aynı şeyi söylemiştim. Kendisi obezite cerrahisi olmuş, yaklaşık 3 ay olmuş. 20 kilo vermiş ve son 2 haftadır kilo veremiyor. Buna canı çok fazla sıkılmış. İlk söylediğim şey sakın moralini bozma. Çünkü moral metabolizmayı etkileyen çok önemli bir etken. İyiyse metabolizmanız olduğundan daha hızlı çalışır, kötüyse olduğundan daha yavaş çalışır. O yüzden moralimizi yani psikolojimizi çok iyi tutmamız gerekiyor. Bizi mutlu eden şeylerle mutlaka uğraşmamız gerekiyor. Gerekirse yeni uğraşlar bulmamız, yeni hobiler bulmamız gerekiyor. Psikolojiyi yükseltmek, morali yükseltmek, psikolojiyi düzeltmek çok önemli. Bunun yanında mutlaka bir psikologla görüşmek, özellikle obezite psikoloğuyla görüşmek, obezite alanında uzmanlaşmış bir psikologla görüşmek çok çok önemli. Verilen kilonun kalıcı olması için bunu hayat şartı yani hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor. Doğru ve düzenli beslenmeyi her şartta ama ben şu işi yapıyorum, iş yerimde işte şu yemek çıkıyor. Bu mazeret olamaz. Sizin sağlıklı, doğru ve düzenli beslenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu da size öğretecek olan kişiler diyetisyen arkadaşlarımız. Onlarla birlikte bunu öğrendikten sonra, bunu hayatınıza soktuktan sonra, hayat boyu uyguladıktan sonra asla kilo geri alımı eğer yanlış bir rahatsızlığınız çıkmazsa mümkün değil. Peki iyi bir beslenmede doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Beslenmede doğru bilinen yanlışlar en başında şu geliyor. Bir kere yemek sırasında çok fazla sıvı tüketiyoruz. Yemeğe yarım saat kala ve yemek bittikten yarım saat sonrasına kadar bu aralıkta hiçbir şekilde sıvı tüketilmemesi gerekiyor. Ha, boğazınıza bir şey takılmıştır, kaçmıştır, bir yudum su alırsınız o başka bir şey ama yemek sırasında alınan sıvılar ve özellikle asitli içecekler kilo alımını çok fazla hızlandıran şeyler. Eminimi bozan ama aynı zamanda da kilo alımına neden olan en başlıca doğru bilinen ama yanlış olan şeylerdir. Daha önce fazla kilolarıyla başı dertte olan birisi olarak kilo problemleri yaşayan insanlara neler önerirsiniz? Bir kere kilolu olduğunu kabul etsinler. Ben kiloluyken kilolu olduğumu kabul etmiyordum. Ben iyiyim diyordum. Nefes alımımda problemim yok diyordum. Eğilip kalkmamda problemim yok diyordum. Yatağa giriyorum, çıkıyorum, yatıyorum, kalkıyorum hiçbir sorunum yok diyordum. Yürüyorum bir sorunum yok diyordum ama ne zaman ki bunu kabul ettim, obezite cerrahisinden yararlanıp kilo verdim. Ondan sonra anladım ki ben aslında kendimi kandırıyormuşum. Burada önemli olan aslında ne olduğumuzu kabul etmek. Ne olduğumuzu kabul edersek, kim olduğumuzu bilirsek ve buna göre hareket edersek bu kilo probleminden kurtuluruz. Genel olarak yapılan yanlışlar en başında kendi başımızda internette ya da sosyal medyada ünlülerin yapmış olduğu diyetleri araştırıp bulmak ve tek başına kendi kafamıza göre uygulamak oluyor. Bu çok büyük bir yanlış. Bir kere her tedavide olduğu gibi diyet de kişiye özeldir. Az önce de söylediğim gibi eğer bir diyet uygulayacaksanız mutlaka bir diyetisyenle çalışmak zorundasınız.
O diyetisyenler çünkü sizden bazı tahliller istiyor. Sizin vücut analiziniz ve yapmış olduğunuz tahlilleri karşılaştırarak sizin ihtiyacınız olan beslenme düzeninizi ortaya çıkartıyorlar. Diyeti bu şekilde uygularsanız her zaman başarırsınız. Eğer bunu yapabiliyorsak, bunu başarabiliyorsak, hayatımıza entegre edip yaşam tarzı haline getirirsek o zaman kilo veririz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.